veya açılmayacak veya Erdek bu konuda olumlu mu etkilenecek, olumsuz mu etkilenecek? Siz başkan olarak mesela bu konuda bir çalışma yaptınız mı? Şimdi abi, o dönemde biliyorsun Şirin Çavuş'ta bir sürü gösteriye katıldık ona karşı olduğumuz zamanında. Şimdi Tuzla'nın güneyi, Dilovası, İzmit, Körfez'deki bütün sanayi tesislerinin buraya taşınması planı var. 2004'ten beri var. Tamam mı? Oraya karşı, oraya karşı olan bütün siyasetçiler AK Parti'de tavsiye oldu. Turan Çömez, Hüseyin Sarı vesaire. Çünkü sadece Türkiye'nin rant değil, dünya çapında ranta yönelik bir şey var. Özellikle doğal gaz boru hattının, Yunanistan'a giden boru hattının o coğrafyada geçmesinden sonra. Şimdi Marmara Türkiye'nin tek sahibi olduğu deniz. Ve Marmara, özellikle Erdek Körfezi, Akdeniz'in yaşam platosu. Yani Akdeniz'de Marmara, Erdek Körfezi'ndeki yaşam dengesi bozulduğu zaman Akdeniz'in yaşam organizması değişiyor. Yani bunu da 2017'de buraya Tahsin Ceylan geldi biliyorsunuz bir Erdek Zamanı Festivali'yle. Aslında baştan gelmek istemedi. Ya Erdek Körfezi, Marmara Denizi'nden ne olursa gelince şoka girdi adam buradaki çeşitliliği gördüğü zaman. Ve dedi ki burası Akdeniz'in yaşam platosu. Erdek Körfezi Akdeniz'in Kızıl Denizi dedi. Yani kırmızı mercana kadar her türlü çeşitliliği ve plato, özellikle Pina sahası, Barcelona Sözleşmesi'ne koruma sahası ve siz bu körfezi, Marmara'yı korumanız gerekiyorken Marmara'nın ve Akdeniz'in yaşam platosu olan bu körfezi sadece Ege'ye yakın olduğu için bütün İstanbul sanayisini veya İzmir sanayisini buraya getirmeyi planlıyorsunuz. Buna Mehmet Akif Okur, rahmetli nur içinde yatsın, AK Parti'de siyaset yaparken İl Genel Meclisi grup temsilcisiydi. O zaman Çevre Bakanlığı'nda değildi. İl Özel İdaresi çevre düzeni planını yapıyordu. Biz de karşı çıktık ve onaylanmadı o plan. Çevre düzeni planı Balıkesir parlamentosundan geçmedi. AK Parti'nin zamanında. Karşı çıkanlar tasfiye oldu. Ondan sonra, ilginç yani. Tabii ilginç değil, gerçek. AK Parti de karşı çıkanlar tasfiye edildi yani. AK Parti kendi içinde bir tezlik. Tabii canım tabii. Mehmet Akif birinci çıktı ön seçimde. 6 yaptılar. Seçilemedi Mehmet Akif. Ondan sonra Turan 2007'de kırıldı. 2009'da ben istifa ettim. Oraya karşı çıkan herkes tasfiye oldu. Çünkü orada rantlanacak eski maliye bakanları vesaireler, onun yandaşları, etrafı vesairesi vardı. Daha plan gelmeden araziler satılmaya başlamıştı. Biz bu coğrafyada yaşıyoruz, biliyoruz. Tabii. Şimdi arazilerin rantlanmasından daha önemli bu coğrafyanın yaşaması. Bu Marmara Denizi ekolojik olarak Türkiye'nin tek sahip olduğu deniz kardeşim. Ali Ağa'ya çıkar. Çanakkale, Balıkesir 16-17 tane termik santral. Kömür nereden geliyor? Güney Afrika'dan. Ve kardeşim niye geçiriyorsun Çanakkale Boğazı'ndan içeri buraya sokuyorsun? Git Ege'de yap bir yerde, uygun bir yerde. Veya Mersin'de yap. Veya işte daha sanayileşmiş bir sürü bölge var coğrafyada. Hem ulaşımdan kazanacaksın, hem şeyden kazanacaksın yani. Her açıdan kazanacaksın. Hem geliş nakliyesi veriyorsun, hem çıkış nakliyesi veriyorsun. Öyle değil mi? Yani planlama, bilimsel çalışma yok. Şimdi bak depreme gelmedik bile daha. Yani planlamadan geliyoruz. Ben baştan beri, benim 2009'da istifa ettiğimde burada miting konuşmam var. Burada ne turizm kalır, ne Gönel'de tarım kalır, ne Erdek'te zeytincilik kalır, ne Edincik'te zeytincilik kalır. Kalmaz. Şimdi insanlar belki 3 kuruş 5 kuruş köy arazileri değerlendirdi diye mutlu oluyorlar ama torunları bu coğrafyada yaşayamayacak. Peki bu deprem riskine karşı bu OSEB'in kuruluşu sende normal mi? Şimdi depreme gelelim. Şimdi gelelim. Bir kere bir, planlama asıl sorun. Planlamanın acil yapılması lazım. Bütün kentler için, deprem bölgelerinde, eğer alüvyon toprakları, teknolojiyi yükseltmek istemiyorsak, maliyeti düşürmek istiyorsak bir kere doğru yerde planlama yapmamız lazım. Onun için de yerel yönetimlerin elini planlama esnekliğini getirmek lazım. Orman vasfında olmayan orman alanlarını bile plana açmak zorunluluğu olabilir. Veya Mera, işte git Karşıyaka Çakıl'da taşlık kayalık Mera. Mera nedir abi ya? Otlama yeri değil mi? Evet.
Bütün Taşlık, Çakıl, Karşıyalık, Kestanelik arasında git, yürüyemezsin. Kayanın üzerine mera diye işaretmişler. Planlama yapamıyorsun. Şimdi bununla ilgili bir devlet eliyle, bilim adamlarıyla beraber bir planlama, tekrar Türkiye'nin bir röntgenin çekilmesi lazım. Coğrafi röntgenin, ondan sonra kurumlara dağıtımı ona göre adil bir şekilde, doğru bir şekilde yapılması lazım. İstiyorsa devlet kendi eliyle planlasın bu alanları. Önce plan, ondan sonra teknoloji kolay, denetim kolay. Şimdi depremden sonra denetim, belediyeler denetliyordu. Her katta biz, her katta belediye teknik personeli gidiyordu. Önce kalıbı denetliyordu. Bak imzalıyordu. 99'dan önceden bahsediyorum ha. Demir kondu değil mi? Belediyeye haber veriyordun. Teknik personel geliyordu, demirlere kontrol ediyordu. Pilyeler yapılmış mı? Etriyeler daha, bak belediye kontrol ediyordu. 99 depreminden önce belediye her katta dökülen betonu, kalıp yapıldığı zaman kalıbı, beton dökülmeden önce gelip demiri kontrol ediyordu. Şimdi öyle bir şey yok abi. Şimdi belediyenin hiç öyle bir yetkisi yok. Teknik uygulama sorumluluğu diye bir şey kalmadı. Şimdi yapı denetim firmaları, şirket, adam gelmeden imza atıyor. İşte görüyoruz. Peki bu yapı, şimdi buraya gelelim. Şimdi sen deprem konusunu seninle konuşalım derken, sen dedin ki ben masanın her ayağında varım. Doğru, mimar olarak varsın, belediye başkanı olarak varsın, belediye meclis üyesi olarak varsın, müteahhit olarak varsın, inşaatta yaptın. Tabii. İnşaatta yaptın. Yani deprem konusu gündeme geldiğinde burada en güzel konuşması gereken kişi sensin. O zaman şimdi ben müteahhit arkadaşlara da diyorum, yani ilk suçlanacak kişi depremden sonra müteahhitler biliyorsunuz. Veli Göçer depremi, aman Veli Göçer'in tutuklanmasıyla biz 99 depremini atlattık yani. Bir tek adamı içeriye attık, 99 depreminin üzerine örttük. Şimdi de aynı şekilde sanıyorum Kahramanmaraş depreminde de 3-5 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan birkaç tanesi içeride kalır ve böylece bu deprem yine örtülür. Ama şimdi bu inşaat konusunda, çöken binalar konusuna geldiğimizde, şimdi burada beton konusu var, demir konusu var, belediyenin kontrol konusu var, yapı denetim konusu var, bu risk analizleri konusu var. Şimdi belediyenin birinci görevlerinden bir tanesi, depreme ön hazırlık bakımından risk analizini yapacak Çevre Bakanlığı'ndan lisanslı 13 tane kuruluşun şeyini, Bandırma'da Balıkesir'de lisans almış olan kuruluşların listesini ben yayınladım. Ama bu 13 tane kuruluş da şu anda pasif yani. Kimse bu analizleri yaptırmıyor. Çünkü analizleri yaptırmak anladığım kadarıyla biraz pahalıymış. Yani ne yapılıyor? Deprem risk analizleri daha küçüğü yapılıyor. Bunlar daha ucuza mal oluyor. Bunu şimdi mevcudu sağlam mı değil mi diye bakacağız. Ha yani ben şimdi oy gitmiş. O gitmiş yani. Zemin etüdünden itibaren başlayıp da zemin etüdü, temel etüdü, kolon etüdü, demir etüdü. Abi falan bak ya. Ne diyorum? Rezerv alanı bulacak devlet. Tamam mı? Bandırma'da 100 bin kişi mi yaşıyor? 100 bin kişi. Devlet kendi yapması lazım. Belediyenin böyle bir gücü yok. Hiçbir belediyenin böyle bir gücü yok. Ne belediyeler ekonomik güce sahip şu anda. Kırpıldı. Peki belediyenin kontrol gücü yok mu? Yetkisi yok şu anda. Diyorum ya bak biz imza atmadan geliyormuş. Yani biz, o da adil olsun diye hani şimdi sen inşaat yapıyorsun, ben buna vereceğim diyemiyorsun. Anlaşma, maddi anlaşma olursa aranda ticari ilişkiden çıkar diye kuradan çekiyorsun. Kurayla, sırayla geliyor. Avukatlar da şeyde öyledir ya. Şöyle şunu adliye düştü bir adam, sıradan bir avukat gelir, seni savunur, sonra kendini tutuyorsan tutar. CMK. CMK, o da inşaatın CMK'sı. Abi şimdi bir, mevcut adama sen bina yıktın. Ya adam ölecek, bu bina çürük desen bile yıkamıyor insanlar. Peki bak ölüm kader olmuş. Ama işte yıkamıyor, yıkamazsın. Ben şimdi 10 dairelik binada oturuyorum. Kendim yaptım binayı. Radye temel yaptım. 1990'dan bahsediyorsa, rahmetli burada inşaat mühendisi abimiz vardı. Eski Fen İşleri Müdürü. Dedi Hüseyin, zemin sağlam değil, altından sufo kuruluyor. Mütemadi radye temel yapalım. Ben mütemadi radye temel yaptım 90 yılında depremden önce. Bilirkişi heyeti gibi insanlar gelip bakıyordu, o daha bu işe başlarken iflas etti. 5 kata koyacağı demiri temele koydu diye. Bu da gerçek bir anekdot. Şimdi yani bizim bir, vatandaşın bunu yapma gücü var mı abi?
Bandırma Belediyesi işaretledi. 100 bin nüfusu var merkezin diyelim. 4'e böl 25 bin konut. 15 bin tanesi çürük. Ne olacak abi? Ne olacak? 15 bin tane, 15 bini belediye yıkacak. Yıkıyor, yık kardeşim diyecek sana. Ramazan senin evin çürük, yık kardeşim. Yap kardeşim. Nasıl yapacaksın abi? Nasıl yapacaksın, bana onu söylesene. Yapamazsın abi. Belediyenin, devlet dediğim gibi bandı, TOKİ'ye nasıl yer buluyor? İhalesiz mihalesiz inşaatları yaptırıyor ya. Muafiyetan. TOKİ'ye değil, bilim adamları gerçekten arazi röntgenini yeniden çekecek. Kentleri nereye taşıyacaksın? Taşıyacak, vatandaşa trafo verir. Senin 10 daireli yerin mi var Bandırma'da? Gel kardeşim, sana 10 daireli yer veriyorum. Paşa Bayırı'nın tepesinde atıyorum. Burası sağlam zemin. Burada müteahhite yerini ver. Tamam mı? Yaptır. Buradan da doğacak rant eksiğin varsa bir protokol yapacağım. Devlet olarak vatandaşınla barış yapacağım. Barış ama böyle yapacağım. Ben seni kaçak işini affediyorum diye değil. Al bu yeri diyeceksin. Eğer ekonomik bir zararın olursa burada yarın öbür gün yeni plan, yani kenti taşıdıktan sonra buradaki planlamayı ben şöyle yapıyorum dediğin zaman orada doğacak bir rant varsa oradan da adamı müteahhit olarak sen %50 ile atıyorum, %50 yapıyor sonrası. Devlet olarak sen orayı %50 ile al. Verdiğin yeri %25'e sar. %25 yani matematik olarak çözülmeyecek hiçbir şey yok. Bilimsel olarak da çözülmeyecek hiçbir şey yok. Ama sen insana şu anda ben bu binayı kırmızı boyadım. Yıkacaksın kardeşim işe. Bu faşizm ya. Hani bu faşizm derken ülkücülükten bahsetmiyorum. Yani bu diktatör firavun mantığı olur bu yani. Ya yık demek. Ha. Nasıl yapacağını bilmiyorsan. Ha, sen adama yer vereceksin. Öneri vereceksin. Bir proje bu kısa vadeli bir iş değil. Uzun vadeli bir iş belki ama köklü çözümü olması gereken bence bu. Ondan sonra şu andaki mevcut imar planlarında yapılmamış. Bizim mesela kent merkezi yapılır. Ama Kastri, Çuğra %90 daha yapılanma yok yani. %10 yapılan, %20 yapılanma olan yerler. Buralarda çözüm var. Ha, zeminler kötü mü? Kötü. Şimdi sen orayı belediye olarak ben buraya planı iptal ettim. Oraya taşıyorum diyemezsin. Orada vatandaşın kazanılmış bir hakkı var. Hukukken böyle bir şey yapma şansın yok. Ona alternatif bir öneri sunmadığını söyleyeceğim. Dolayısıyla biz bu planları mecburen uygulamaya devam ediyoruz. Ediyoruz zaten. Artı sonradan zeytinlikleri koruma kanunu çıkmış, sit alanı ilan edilmiş, cart o edilmiş, bu edilmiş. Sınır belediye zaten istese de genişleyemiyor. Her tarafımız zeytinlikle çevrili. Askeri yasak sağ, zeytinlik, kıyı, deniz. Dolayısıyla planlama yapmak için ancak şu anda tarım arazilerinin dışında devletin rezerv alanı varsa hazineye ait, boş, vasfı orman olmaması gereken, vasfı mer olmaması gereken bu tip alanlarda, yani mesela Türkiye'nin %34'ü ormanlarla kaplı, Erdek'in %78'i ormanla kaplı. Peki Erdek'in tarihinde bu kadar senelik çalışmanız var. Erdek'te kaç tane dere vardı 50 sene önce? Şimdi kaç tane dere var? Dere yataklarına inşaat yapıldı mı? Şimdi gel abi. Denize bunlar, dereler biliyorsun denize. İki tane büyük deremiz Kastri'de var. Bir tane Karaman'da deremiz var. Asıl Karaman'ın akış düzü güzergahı Hükümet Caddesi. Hükümet Caddesi'nden oraya taşınıyor. Yani daha düz, daha es geçiyor. Yani Bandırma yoluyla beraber geliyormuş aslında. Osmanlı döneminde olmuş bu olay tabii. Ondan sonra bu tarafta da bir imar planıyla yok olmuş bir deremiz var. Maşatlık. Bir de ondan sonra orası Maşatlık aslında mezarlık demek. Oradan da bir deremiz varmış. Bir de Kafkas ve Toma Deresi var. Kafkas'ın olduğu aşağıda. Dolayısıyla dereler o zaman mevcut imar planına göre yapılmış. 10 metre hepsinde 10 metre yaklaşma mesafesi. 10 ile 30 metre arasında yaklaşma mesafesi var. Yani dere yatakları ama ya 100 metre değil. Dere yatakları korunuyor mu sizce? 100 metre değil. Ya bizim imar planlarında o günkü mevzuata göre, bak 69'dan bahsediyoruz abi. 69 ve 89 revizyonlarına göre ki mevzuatta korunu 30 metre. Mesela kıyı kanununda 30 metreymiş. 20 ile 30 metre arasında kıyı şeridinde de aynı şey var. Derede de aynı şey var. Ya sağlıklı mı? Ya şu anda ben planlasam böyle mi planlarım? Yani sıfır bakire bir yer alsam. Bakire bir yer alsam. Şunu diyebiliyor musun başkanım? Dere yatakları planlara işlidir diyebiliyor musun? İşli, bizde işli. Dere yatakları. Erdek merkezden bahsediyorum. İşli abi.
planlı alanlarda zaten mevcut. Yani o mesela 500 yıllık debiye göre hesaplanmış. Yani bir sel seyle. Şöyle tabii. Normalde DSE'yi 500 yıllık bir zaman dilimi içerisindeki debileri hesaplayarak genişliğini ve yüksekliğini hesaplayarak mesela düzenleme yapıyor dere ıslah sahası. Planlarda bizim mesela merkez planlarında öyle bir sıkıntımız yok. Bandırma, Panderma zaten içeriye girik bir menfezden açık. Dere hepsi yok yani. Yok abi ama o da Osmanlı'dan beri yok yani. O sonradan değil ki. Yani Panderma biliyorsun damar gibi içeriye giren bir ta cin çukuru denen yere cin kadar. Cimhanesi. Tabii yani öyle bir coğrafya yani Haliç gibi bir yer yani aslında Bandırma'nın içi. Şimdi ha depreme gelelim. Ya konuştun Hüseyin hep inşaat depremle. Şimdi biz o zaman 99'da geldiğimizde Ercan Hoca hem Erdek'e geldi hem oraya geldi İTÜ. Şimdi bize Gölcük depreminin etkisi 6.4. Şu anda kırılacak fay hattı 7.7-6.60 30 ile 60 mil arasında Kuzey Anadolu, Kuzey Anadolu fay hattı. Yine 6 ile 6.5 arasında bir şiddet vereceğini söylediler. Edincik diye hani senin hep dile getirdiğin Edincik fay hattı işte şöyledir böyledir dediğimiz işte Biga Gönen şimdi bak faylar iki şekilde. Bir yatay çalışan ana kıta parçaları bir düşey çalışan. Şimdi Gönen, Manyas, Biga fayları düşey çalışan faylar. Bu düşey çalışan faylar yani aşağı yukarı merkeze doğru çalışıyor çökme demek. Çökme dediği için bunun ürettiği enerjinin etrafa yayılma gücü çok daha az. Az düşük. Dolayısıyla Gönen de Allah muhafaza 7 mesela 7 Manyas depremi 7.2 idi değil mi? 7.2'nin buraya gelişi 5. Körfez'deki bu hareketin getirdiği 6.4. Yani bunlar düşey. Düşey faylar fayın olduğu yerde çok etkili. Yani Erdoğan'ın riskini kaç olarak tahmin ediyorsun? Şimdi ona geliyorum. Hocanın söylediği şu. Kapıdağ ve bu coğrafya. Marmara'nın en sağlam coğrafyasıdır. Kapıdağ nasıl kopmuş peki tarihte? Kapıdağ ada zaten kopma değil. Ada zaten abi. Yani çökmeler var. Sağlam, çürük zeminler çökmüş. Sağlam zeminler kalmış. Kapıdağ zaten ada. Aradaki kara bağlantısı değil. Adadaki Lodos ve Poyraz'ın getirdiği tombolo. Yani güneyden ve kuzeyden gelen rüzgarın çarpışarak getirdiği kumu yığmasıyla oluşan bir tombolo coğrafya. Hazreti Google'a yazsınlar, tombola nedir diye baksınlar. O bizim kara bağlantımız değil. O Lodos ve Poyraz'ın getirip yığdığı kumla zaman içerisindeki aradaki berza, 1,5 kilometrelik berzağın kapanmasından oluşan bir yer. Yani hatta Birinci Dünya Savaşı'nda çünkü biz adayız. Normalde Kapıdağ bir ada. Sonradan yarı ada oluyor. Yani coğrafi gerekçelerle sonradan yarı. Hatta Argonot destanında var yani geliyorlar ve o körfe buradan boğazdan geçiyorlar yani. Kızikos adaya Kapıdağ adasında. Ayı dağ diyorlar. Ayı dağında. Adaya dönüşme şansı var mı tekrar sizce? Yani mesela fiziksel olarak depremsel. Ya eğer şimdi Edincik fay hattının tamamı gene Ahmet Ercan'ın o zaman bize anlattıklarından ve İTÜ'nün İTÜ'lü hocaların bize anlattıklarından Edincik fay hattı Kızıkos'un yıkımına da sebep olduğu söylenen fay hattı. Medeniyet batmış demeyelim. Yani şey 5.5 şiddetinde bir deprem. Tamamı bir kere de kırılsa 5.5 şiddetinde bir deprem. Biz zaten Gölcük'ü 6.5 test etmişiz. Bizdeki tek sorun yapıların zeminle uygun olarak yapılabilmesini sağlamak ve sıvılanmayı engellemek. Tamam mı? Bunu yaptığımız zaman bizim mevcut imar planlarımızda da sorun yok. Şimdi bir şey daha detay vereceğim. 99 öncesinde Türkiye'de inşaat mühendisleri iyi bilir. Zemin emniyet gerilmesini 2 olarak alırdık. Yani bu kabaca şöyle şu demek. 1 santimetre kare 2 kilogram taşıyor demek. 1 santimetre kare zemin 2 kilo yük taşıyor demek. Depremden sonra zemin etütü yapma zorunluluğu geldi ya. 0.5'e kadar düştü, 0.4'e kadar düştü. Yani 5 katı daha az taşıyor su gibi. Halbuki biz bütün Türkiye'de 2 alıyorduk. Hesapları yaparken. Şimdi bütün Türkiye'de bu bilimsel... bunu kim karar verdi abi? Belediye mi karar verdi? Bunu teknik... Yani devletin yaklaşımı buydu. Şimdi eğimden kat kazanılmaz.
Ya her yer Ankara ve Konya olası zannediyorlar. Eğimden adam kat kazanıyor. Hem diyor yoldan kot alacak diyor. Bak, hem yoldan kot alacak diyor. Hem eğimden kat kazanılmaz diyor. İki ön yolla arka yol arasında var 10 metre fark. Geniş yol, arka yol, örnek veriyorum mimar planında. Sen burada kal, ne havaya uçar mı mıknatısla bina mı yapacağız? Yapacak vatandaş. Bu sefer tabii 5 katlı yer oluyor 10 kat. Ya eğimden bile kat kazanılıyor. Plan, proje 5 kat. Şimdi teknoloji 5 ila 10 kat arasında teknoloji değişiyor. Yani 5 katlı binanın teknolojisiyle 10 katlı bina... Kat kazanma hikayesini biz Bandırma'da Eken Otel'in bitişindeki yeni yapılan bir otelde gördük yani. 4 katlı bir yerde, 5 katlı ama bir yerde. Ama abi mevzuata Ankara'da bak. 12 kat üretildi yani. Hiç zeminde çalışmamış. Bak hiç zeminde çalışmamış. Tamam mı? Hayatında bir proje çizmemiş. Hayatında gitmemiş adamlar devletin içerisinde şu anda bu yönetmelikleri çıkaran arkadaşlar. 6 ayda bir imar yönetmeliği değişiyor bu ülkede. 6 ayda bir. O da ilginç. İmar yönetmeliği 6 ayda bir. Mesela zeytinliklere 75 metre mesafe müsaade ettiler 2022. 6 ayda bir yönetmelik değişiyor. Birinin işine gelmedi mi tık esneme geliyor. Hemen 6 ay sonra geriye dönüşüyor. Türkiye kanun ülkesi değil, yönetmelik ülkesi. Çünkü yönetmelikler denetime tabi değil ki. Kanunu geçiriyor. Kanunda olmayan yani maddeler diyor yönetmelikle belirlenir diyor. Bunu onaylama yetkisi kanunu kim yapıyor? Parlamento. Bunu onaylama yetkisi de ilgili bakanlıkta diyor küt diye bakanlığa atıyor. Bakanlık istediği gibi sana yönetmeliği geçiriyor. Yani çok ciddi sorun var. İhale yasası gibi. Benim, ben bunu ilk defa duyuyorum. Abi hiç. İmar yasası da böyle. 6 ayda bir imar planı. 6 ayda bir imar mevzuatı değişti abi. Yönetmelik. Peki başkan bir de bir şey sorayım. Benim için dikkat çekici bir olay. Şimdi Bakbaş dediğimiz bir gübre fabrikası var. Erdek sınırları içinde görünüyor. Ama Bandırma sınırlarıyla ortak alanda duruyor. Yok Erdek ilçe sınırlarında. Tamam mı? Erdek? Tamam Erdek ilçe sınırlarında. Peki Erdek ilçe sınırlarında ise şimdi orada amonyak tankları, asit tankları var. Asit üretiyor aynı zamanda orası. Şimdi o asit tanklarının bir patlaması durumunda veya amonyak tanklarının patlaması durumunda bütün Erdek'in veya Bandırma'nın rüzgarın durumuna göre bir tehlike altında olduğu söyleniyor. Şimdi 9 derece, 10 derece depreme dayanıklı falan diyorlar ama yani herhangi bir depremde orası için büyük tehlike oluşturduğu söyleniyor. Bununla ilgili bir belediyenin veya Erdek'in bir tedbiri var mı? Abi. Gaz maskesi bulunduruyoruz mesela. Her hayır gaz abi şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Enteresan bir devletiz. Orası biliyorsun bir JETPA gibi bir şeyle kuruluyor. Yani büyük kooperatifle kuruluyor. Sonra iflas ediyor. Bakfaş'a dönüşüyor. 70'li yıllarda. Kenan Evren geldi. Tahsin Şahin Kaya Yönetim Kurulu'nda. Kenan Evren açtı. Özal geldi. Demirel geldi. Tayyip Erdoğan geldi. Değil mi? Hepsi. Tüm cumhurbaşkanları, başbakanlar hepsi geldi. Açılış yapıldı. Hepsi açılış yapıldı. Ben oranın ruhsatı olmadığını Turan Çömez'den öğrendim. 2006-2007 gibi. Çünkü bize bağlı, yani ilçe sınırımızda kalıyor ama birinci derece ıssızlığa yönetmeliğine göre biz ruhsat veremiyorduk oralara. Yani fabrikalara, akaryakıt istasyonlarına o dönemde veremiyorduk. Büyükşehir kanunuyla beraber ilçe belediyelerine yetki geçti. Yani 2014'ten beri ilçe belediyesi orada ruhsat verebilir durumda, o tip testleri verebilir durumda. Asit sülfürik. Ya şimdi Bağfaş'a saldırıyoruz da Bağfaş hiç olmazsa Alman teknolojisi. Devletin yaptığı asit sülfürik ne abi? Sülfürik. Ha? Rus teknolojisi. Alman mı Rus mu? Daha sağlam. Alman. Sence? Alman diyorum. Şimdi yani. Bağfaş şimdi. Ha nasıl fark ettik ruhsatı olmadı? Ben duymuştum bunu. Yani Turan söylemiş ya ruhsatı yok biliyor mu diye. O da yeni öğrenmiş. O da şoktu. Ve ruhsatı olmayan bir fabrika. Ruhsatı yok fabrikanın. İşlem yaptınız mı? Bakanlar geliyor, başbakanlar geliyor, cumhurbaşkanları geliyor, açılış yapıyor. Ve halka arz ediliyor ya. Ya EPDK, SPK sormadı mı bu fabrikanın ruhsatı var mı diye. Satış yapıyorsun, halka satıyorsun bu fabrikayı. Olmayan, yani arazisi var evet, fabrika kaçak, fabrikanın ruhsatı yok. Bunu halka arz ediyorsun, bu dolandırıcılık değil mi? Borsada işlem görüyor. Ha, değil mi?
2014'te ben yerel seçimi kazandım. Tık bize randevu talep ettiler, ruhsat talepleri var. Yeni Allah'tan Almanya'dan bir miktar bir kredi almışlar, rakamları falan söylemeyeyim. Şu kadar milyon. Almanlar demişler ki krediyi serbest bırakmak için ilave tesis, yani ilave bir ek tesis yapıldı. 20 dönüm zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam bir arazinin üzerine. Ruhsat vermeden bu parayı serbest bırakmıyoruz deyince bunlar ruhsat için bize müracaat ediyorlar. Dosya önüme gelince dedim ki eski ruhsatlarınızı getirin. Hani ona göre biz de ilan edelim. Ruhsat yok dedi. O zaman kusura bakmayın dedim, mühürleyeceğim. Bu bahsettikleri parselde ayrı bir parsel olduğu için, bağlı bir parsel olmadığı için buraya ruhsat verebiliriz. Ama aynı kurumsal yapı olduğu için buraları mühürleyeceğiz, cezamızı keseceğiz, yasal işlemleri yapacağız. Yani dedik değil, zaten yapmamız gereken oydu. Yaptık, mühürledik, ceza kestik, ceza itiraz ettiler mesela, kazandık, büyük bir gazetede çıktı. O da hatırlarsanız 2012'de vergi affı ile ilgili bir hususun arasına bu 2012'den önce yapılan yapılara elektrik, su bağlanır, kaçak yapı işlemi yapılamaz. İmar affı gibi bir şey. Gizli. Torba yasanın içinde bir imar affı var. Hani ceza 2012'den önce yapılan yapılara ceza kesilemez. Ruhsat vermiyorsun ama ceza kesemiyorsun, mühürleyemiyorsun, yıkım kararı alamıyorsun falan filan. Oradan dolayı davayı kazandı. Biz tabii o geri kalan 15-20 dönümlük yerde yasal mevzuat açısından bir sorun olmadığı için verdik. Çünkü bunlar fabrikayı yaptıktan sonra o bölgeyi planlatmışlar. Ruhsat verdiniz mi siz? Tabii verdim. O kısma vermek zorundasın. Çünkü vermedin mi zaten yasal süresi içinde vermedin mi? Gider Büyükşehir'den alabilir veya şeyden alabilir. Çevre Bakanlığı'ndan alabiliyor zaten. Yani vermek zorundasın. Çünkü daha sonradan çevre düzeni planına işlenmiş. Yani ilk fabrikalar yapıldıktan sonra 60 dönümlük yerdeki fabrikadan sonra plan yapılmış, kıyı kanununa göre planlama onaylanmış Çevre Bakanlığı tarafından. Bize gelen kısımda planla ilgili bir sorun olmadığı için, plan da yürürlükte olduğu için plana uygun hale verdik. Ama öbür kısımlarda plana da uyamıyorlar. Şimdi biz reddedince ruhsatı, öbür kısımlardaki plan talimatları reddedince Büyükşehir'e gittiler. Ben de bir düzgün bir rapor hazırladım. İşte asit tankları, kendi belirledikleri kıyı kenar çizgisi içerisinde artı bahçe mesafelerine tecavüz, bütün binaların raporları tek tek işledik, verdik. Ne bakanlık verebildi, ne Büyükşehir veremedi ruhsatı bizim görüşümüzden sonra. Peki o tanklar sence tehlike oluşturmuyor mu? Abi şu anda plan, yani şu anda mevzuata uygunsuzluğunu tartışabiliriz. Ama şimdi ben teknik olarak tankların deprem bölgesinde patlayacak mı, patlamayacak mı? Yani veya işte atıyorum yapılan o kaçak binalar, oranın birinci derece veya 5.5 şiddetinde bir deprem veya 9 şiddetinde bir deprem, yani bizim bölgede 5.5 şiddetinde olacak bir depreme dayanıklı mı değil mi diye test etme yetisine veya bilgisine sahip değilim şimdi. Ben mevzuat açısından söyleyebilirim ancak bu konuyu. Şimdi 6.4, 6.5'a test edilmiş bir yer. Peki ruhsatsız diyebiliyor musun yani yine de? Tabii kesinlikle ruhsatsız. Yeni imar affından yararlanamaz. Yeni imar affından da kıyı kanununa muhalif olanlar yararlanamıyor zaten. Evet. Bu tarafından da yararlanamıyor. O zaman ruhsatsızlık devam ediyor. Tabii büyük bir ihtimalle devam ediyor. Şu andaki fiili durumda öyle olduğunu biliyorum ya. Yani bu da herhalde ilgilenen hususlardan bir tanesi bence. Bakbaşı susu. Asit sülfürik bir susu. Asit sülfürik de ama Bakbaşı da asit üretiyor biliyorsunuz. Ama sülfürik fabrikası abi, da... Abi bak, iyi diyor, özür hakkını yeme. Adam yapmış. Yapanlar, göz yumanlar kim? Devlet. Devlet. Tamam mı? Ama yaptığı yer tesis Alman teknolojisi.